Evet, öncelikle bu sene yapılan Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerimizle alakalı şube olarak görüşlerimizi bildirmek istiyoruz. Oradaydık biz de. Devletin kurduğu Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı alternatif bir ölüm yıl dönümü çıkardılar bu sene. 61 yıl yapılan, 35 yıldır da kurumların yaptığı Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerini anmasını bu sene Hacı Bektaş Veli ölüm yıl dönümü olarak kurumları saf dışı bırakmak istediler. Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı ve onun önderliğinde birlikte çalıştıkları yol düşkünü dedeler demek istemiyorum. İnsanlarla orada kurumlara karşı oradaki yapılan, yıllardır yapılan anmayı ölüm yıl dönümü olarak bu sene getirdi dayattılar. Biz de oradaydık tabii. Orada şeyi gördük. Yapmaya çalıştıkları asimilasyonun fotoğrafını gördük açıkçası orada biz. Tabii ki bütün kurumlarımız, federasyonumuz, vakfımız, birliklerimiz, derneklerimiz bu daire başkanlığına baştan beri tutumumuzu, yaklaşımımızı söyledik. Karşıyız, istemiyoruz. Kimse bize Aleviliği öğretmesin. Kendi yolumuzu, inancımızı kimsenin öğretmek gibi bir lüksü zaten yok. Fakat oradaki yapılmak istenilen şey kurumlarımızı oraya. Fakat biz bunun önünü kurumlarımız birleşerek güçlü bir şekilde birlik olundu ve biz oradaki yapılan anmanın altını boşalttık. Bütün kurumlarımıza kendi daire başkanlığının kurmuş olduğu kendilerine göre dede ama bizim yol düşkün olarak kabul ettiğimiz insanlarla orada ölüm yıl dönümü diye bir anma yaptılar. Hacı Bektaş Veli öldü kavramını bunu nereden çıkardılar anlayamadım. Ölüm yıl dönümünü nereden? Alevilikte zaten bir kere yol düşkünü de olsan ne de olsan şunu bilmelisin, biliyorsundur da. Ölünmez. Yani biz öldü kabul etmeyiz. Bizim yolumuzun, onun yolunu sürdüğümüz, yolundan gittiğimiz pirimizdir bizim. Ve her zaman da yüreğimizde, gönlümüzde yaşar. Ve biz oraya ölüm yıl dönümü kutlaması için gitmiyoruz. Pirin huzuruna çıkıyoruz her şeyden önce. Pirimizin huzuruna gidiyoruz. Bütün Alevi yurttaşları, vatandaşları. Orada semahlarımızı dönüyoruz. Deyişlerimizi, duazlarımızı, beyitlerimizi okuyoruz. Cemlerimizi yapıyoruz. Panellerimizi yapıyoruz, söyleşilerimizi yapıyoruz. Tabii sıkıntılar yaşatmak istediler ama bu başarılı olmadı. Ve ilk defa büyük katılımla, geniş bir katılımdı bu. Çok da insanlar duyarlı oldular. Bütün kurumlar, bütün kurumlarımızın başkanları, halk, insanlar duyarlılık gösterdiler ve bu yürüyüşe katıldılar. Bu güzeldi. Ve bu bize şunu gösteriyor. İnsanlar kenetlenince, birlik olunca, birlikte hareket edince neleri yapabildiğimizi gösteriyor.